İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir-i Geylani Kuddise Sirruh. İhlas şarttır. Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretleri pek çoktu insanlara öğüt nasihatleri. Bir kere buyurdu ki: "Yazık sana ey oğlum. Seni hep ruhsat ile iş yapar görüyorum. Niçin kolayına kaçıyorsun işin hep? Azimet ve takvadan kaçarsın neden acep? Sonra bakıyorum da bırakmışsın ihlası. Sence çok mühim olmuş insanların rızası. Her işi Allah için yapacakken maalesef İnsanlara yaranmak olmuş sana tek hedef. Şu aciz insanlara bırak da gösterişi, Allah için yapmaya gayret göster her işi. Cümle alem seni çok beğenip iyi bilse, ne kıymeti vardır ki Allah iyi bilmese? Ve yine bütün dünya seni kötü bilseler, mühim mi Hak Teâlâ iyi bilirse eğer? Herkes seni sevse de, sevmese de kimse hiç, gelmesin bunun için sana keder ve sevinç. İnsanların haline değer verme velhasıl, sen Hakk'ın rızasını kazanmaya bak asıl." Bir günde buyurdu ki: "Ey fakir olan insan! Sakın sen zenginliği temenni etme şu an. Zenginlik kanaattır. Razı ol bu haline. O sebep olabilir belki de helakine. Ey hasta! Hastalıktan etmesen de şikayet. Zira hastalıkta da mevcuttur nice hikmet. Ey genç! Bu gençliğine güvenme ki şu anda, sen de ihtiyarlarsın, hem de kısa zamanda. Ey zengin, malın ile övünme ki sen dahi, onlar senin elinde emanettir vallahi. Karun da malıyla övünmüştü bir zaman, kendi de, malları da hak ile oldu yeksan." Bir günde buyurdu ki: "Ey oğlum, ne ki sebep, dışını süslemeye itina edersin hep. Evine, elbisene ediyorsun ihtimam. Kalbinin hastalığı vermiyor mu sana gam? İnsanlar arasında söyleyip gülüyorsun. Kalbin tedavisini hiç düşünmüyor musun? Zahirin mamur halde, batının hali harap. Bu sana vermiyor mu bir keder ve ıstırap?" Bir günde buyurdu ki: "Ey oğlum, beni dinle. Sakın övünmeyesin amelsiz ilmin ile. Zira işlemek için öğrenilir ilmi hal. Yoksa o ahirette olur büyük bir vebal. Ne kadar öğrensen de her ilmi ince ince, bir fayda göremezsin amel eylemeyince. İlmine uymaz ise bir kimsenin gidişi, çok çetin olacaktır mahşerde onun işi. Faydasız işlerle uğraşma ki hiç artık, Olmasın ahirette sana büyük pişmanlık. Kalbinden terk et artık dünya düşüncesini. Zira yakın zamanda terk eder dünya seni. Ey gafil! Bu dünyada arama rahat huzur. Zira sonsuz rahatlık ahirette bulunur. Sakın uzun emelli olma ki bu dünyada, zira ecel zamanı yarındır, bugün ya da. Ahiret işlerine öncelik ver ki bugün, eli boş kalmayasın ahirette büsbütün. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim de şimdi sıra Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan İbni Vefa rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, dünya dertlerine tutulmuş din kardeşini tedbirsizlikle suçlayıp kınama, ayıplama. Çünkü o ya mazlumdur, Allah-u Teala sonunda onu kurtaracaktır, veya günah işlemiştir, başına gelen musibetler günahına kefarettir, yahut da Allah-u Teala ona yüksek dereceler ve makamlar verecektir ki onun için dünya dertlerine müptela kılmıştır buyuruyor İbni Vefa rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Hayırlı benim günler. Birkaç tane sorum vardı da. Bir tanesi bu ayın namazı ile ilgili. Acaba ilk önce İhlas suresi mi, Kafirun suresi mi? Ben Kafirun suresini önce okudum. Badenlerde İhlas okumanız gerekirdi dediler. Kafam karıştı. Yok, karışmasın, doğru yapmışsın. Kur'an-ı Kerim'deki sırası öyle. Önce Kafirun, sonra evet, İhlas. Evet, ben de öyle düşününce dedim herhalde doğrudur diye teşekkür ederim. Doğru efendim. Soracaktım. Peki efendim. Bir tanesi de gıybet ile ilgili. Hocam ailede bazen birileri birine arkasından konuşuyor. Diyorum ki hani müdahale ediyorum o anda şeysizce. Hani gerek yok, ne gerek var ki, konuşmayalım deyince olanı söylüyoruz diyorlar. Zaten olanı söylemezsek iftira olur diyorum. Hiç konuşmayalım deyince müdahale ettim. Sanki kırıldılar gibi hissettim. Akşam aç onu düşündüm hocam. Yanlışlıkla kalp mi kırdım diye çok üzülüyorum. Kalp değil, nefisleri kırılmış. Tamam mı efendim? Ha, tamam. Bir de şimdiki zekat ile ilgili şu hani depremzedelerimizle ilgili yazıyorlar ki hani oraya zekat verilebilir, hani yolda kaldılar falan diye. Acaba bunun doğruluğu ne kadar, belki yanlışlıkla yapıp yapmayalım mı diye bir onu soracaktım böyle. Peki efendim. Bir de banka ile, biz yurt dışındayız. Oğlum mesela ikinci bir hesap açtırmak zorunda kalıyor, parası güvende kalsın diye. Ona da senelik olarak fazlalık verdiler. Onu çekmiş getirmiş, dedi ki anne dedi bu para hani fazlalık oldu. Bunu istemiyorum ben. Bu parayı kullanabilir miyiz veyahut da birilerine yardım için veyahut da kendileri için kullanılabilir mi? Bir de bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Peki efendim. Peki, biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler hocam. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam, uzun vadede para yatırmanın bir sakıncası var mı bankaya? Peki efendim. Bir de hocam bir şey isteyeceğim. Annem sizi çok seviyor. Kitaplarınızı falan alıp dağıtıyor. Onun için bir dua isteyecek. Rabbim iki cihan saadeti versin. Bize de dua etsin. Allah-u Teala ona da size de din ve dünya saadeti ihsan etsin inşallah Teala. Amin. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir depremzedenin sorusu var hocam. Eve giremiyoruz. Dolayısıyla dışarıda kalıyoruz. Bir hanım dinleyicimiz. Toplu bir yerde kalıyoruz mecburen. Namazımı diyor cem ederek kılabilir miyim namazlarımı? İkincisi, veya diyor bazen çok kalabalık oluyor diyor. Erkekler falan da oluyor diyor. Göz imasıyla kılınabilir mi namaz? Efendim, böyle durumlarda önce biraz daha açalım ki o bölgede şu anda burada da öyle kar yağıyor. Hava soğuk. Dışarısı çamur zaten. Dışarısı çamur. Zaten her taraf yıkıldığı için de su boruları da aynı şekilde devre dışı kalmış olabilir. Su da olamaz. Şebeke suyu yok. Dolayısıyla böyle durumlarda teyemmüm yapar. Peki demin de ifade ettiğiniz gibi şey bulamaz. teyemmüm yapacak nesne bulamaz. Değil, yıkıkların içerisindeki o kiremittir, ondan sonra beton blokların üzerinde tozlar vardır. Onlar da aynı şekilde teyemmüm için kafidir. Velev ki bunların hiçbirisi olmuyorsa, mümkün değilse. Onlar da çamur oldu, yağmur yağıyor diye. Evet, onlar da olduysa. Veya kar yağıyor. Veya kar yağıyor. Şimdi zaman zaman hep anlatıyoruz. Efendim insanın başına gelir mi? Bak gelir. Geçen sene bizim başımızda da aynı şekilde geldi. Haramidere'de kar yolları kapattı. Orada tıkandık kaldık. Akşam namazı da geçiyor muydu? Hem akşam hem yatsı sıkıştı. Abdeste sıkıştı. Tamam hemen orada bir lokanta gibi yer var ama ne mescidi var ne bir şey. Lokanta bu. Bir helas var. Helasını kullandırmaya açtı adamcağız. Allah-u Teala razı olsun. Helasını kullandın ama şeyi de aynı şekilde suyu da kısıtlı. Suyunu kullanamıyorsun. Yani mescitte yok. Abdest alacak yer de yok yani. Abdest alacak yer de yok. Hep böyle hatırıma gelirdi. Şimdi kitaplarda anlatılıyor. Hüseyin Hilmi Efendi Allah-u Teala rahmet eylesin. Dört mezhebin o faydalı bilgiler kitabını anlatırken Müslümanlar için rahmettir diye. Yani ben bu yaşıma kadar gerçekten de İmam Malik Hazretleri'nin, İmam Şafii Hazretleri'nin, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği, tatbik ettiği, Ashab-ı Kiram'dan birisine söylediği bir kavli bunlar almışlar. Tamam mı? Ya hakikaten rahmet. İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki karla da teyemmüm yapılır. Karla? Evet. Dışarıda kar var. Evet. Geçen sene o Haramidere'de. Siz karla teyemmüm yaptınız. Evet, karla teyemmüm yaptım. Oturarak da namazımı kıldım. Böyle şeyler aklınıza gelmesin bir daha hocam. Aklınıza gelen oluyorsa. Hayır. Şimdi rahmet ya. Rahmet, tabii. Rahmet. Şimdi mesela orada deprem oldu. Evet. Su yok. Her taraf çamur. Ne yapacak şimdi? Nasıl yapacak? Kar var. İmam Malik Hazretleri'nin iştihadına uyarak hemen kolunu sıvayacak. Kara elini vuracak. Yüzünü tekrar vuracak. Sol eliyle sağ kolunu, sağ eliyle de sol kolunu meslecek. Bitti bu kadar. Bitti. Abdesti var şimdi. Gelelim efendim namazı kılma meselesine. Namazı kılma meselesine. Ayakta duramazsan oturarak. Oturarak da kılamazsan yattığın yerden başıyla ima ederek. Hanefi mezhebinde gözle ima ederek namaz olmaz. Peki ne yapacak? Oturacak. Oturduğu yerde ima edecek. Şimdi oradakiler biliyoruz. Mesela Diyanetli camiler açtı. Yıkılmayan camiler. Çünkü tarihi binalar bile gitti. Yani biz televizyondan izlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla gelen haberler. Mescitler falan da var. Götürmüşler. Yani bugün mesela kaç tane bilmiyorum da hafızlık için çalışan çocuklar var. Yani bulundukları aynı şekilde bina göçü hepsi şehit oluyor. Hepsi vefat ediyor. Allah-u Teala rahmet eylesin. Şimdi tabii iki türlü de aynı şekilde düşünmek gerekir. Cenab-ı Hak günah pisliğine bulaştırmadı onları. Uçtular gittiler değil mi? Cennete, transit cennete gidiyorlar. Şimdi böyle durumlarda namaz için tamam karla da teyemmüm yapılabilir. İmam Malik Hazretleri'nin iştihadına uyarak ve ima ile oturduğu yerde hatta diyelim ki oturduğu yer bir sandalye buldu, bir yer koydular, altı ıslak çamur, oturamıyor, yere oturamıyor değil mi? Evet. Burada zaruret var artık. Dinin bildirmiş olduğu o kitaplarda geçiyor. Zaruret varsa diye. Dinen bildirilen bir zaruret varsa başka alternatifi yok, çaresi yok. Sandalyede oturup o şekilde sandalye üzerinde de ima ile namazını kılabilir. Veyahut da bir koltuk buldu, koltukta ima ederek kılabilir. Efendim ayakkabısını çıkarıp aynı şekilde dizüstü otursa ala olur, yapabilirsin. Normal şartlarda yapmaması gereken bir şeyi yapıyor artık. Evet. Ona lütfen dikkat etmek lazım. Yani. Çünkü mesela Allah-u Teala haramda şifa yaratmamış. Hadis-i şerifte var. Yok böyle bildiriyor. Kesin hüküm bu. Ama kitaplarda, fıkıh kitaplarında onun için hadis-i şeriflerden doğrudan doğruya hüküm çıkartılamıyor. İşte alimler arıyor ve diyorlar ki mütehassıs Müslüman bir tabip diyor ki senin aynı şekilde hastalığın için yani şu alkolü kullanman lazım. Alkol haram. Haramda da şifa yok. Kitaplarda buyuruyor ki tabii bir Müslüman hazık o anda din onun sözüne itibar eder. Bunu kullanması lazım. Aksi halde ölür dedi. Artık o alkol ona haram değil. Haram düğümü çözülüyor. ona mubah oluyor. Mubah yoldan ona yine Allah Teala şifa gönderiyor. Onun için de hani biz senelerdir işte ilmihal kitabı, fıkıh kitabı okumak lazım. Niye? Böyle bir durumla karşı karşıya geldiği zaman. Demek ki karla da abdest alabilirler. Beton bloklarından eğer böyle şey yapsa, tozlu mozlu bir şey varsa ondan da aynı şekilde şey yapabilirler. Islanmamış bir yeri varsa onlarla da yapabilirler, teyemmüm yapabilirler. Namazlarında oturdukları yerde gözle ima olmaz. Yani diyelim ki bedenen o imayı yapamıyorsa başı ile ima ederek de rükû için başını biraz eğer, secde için ondan biraz daha aşağı eğerek bu şekilde de namazını aynı şekilde kılabilir. Allah Teala yar ve yardımcılar olsun. Bir de şimdi Mustafa Bey mesela televizyonu izliyorsun falan. Biz bir şey kötülmeye başladığın zaman ya külliyen hepsini aynı şekilde yok sayıyoruz. Son bir iki gün içerisinde mesela siz de şahitsiniz, bize gelen telefonlar. Yani hanım dinleyicilerimizden bile yani bedenen ben de gideyim yardım edeyim diye telefon açanlar. Maddeten yardım, aynı şekilde yardım veyahut da giymediği eşyalar toplayıp hemen kim topluyorsa falan. Biz de zaten dün radyoda onu da şey yaptık. Devletin aynı şekilde AFAD, Kızılay neyse belli resmi kuruluşlar var. Bunların organize ettikleri yerlerle irtibata geçmeli. Mesela İhlas Vakfı yapıyor. Dün mesela İhlas kolejleri de böyle bir şey yapmışlar. Onlar da bunlarla irtibata geçerek yapıyorlar. Zaten İhlas Vakfı dün bir konteynerde tırda gönderdi. Ama zaten o haberlerde dikkat dersen mesela İhlas Vakfı AFAD yetkilileriyle irtibata geçerek onlara aynı şekilde nakdi yardımları, mesela hesap açtı ya İhlas Vakfı depremzedelere. Oradan gelen paraları hemen acilen devletin resmi kurumu olan AFAD'la bağlantıya geçerek hem tırı gönderdi hem de aynı şekilde nakdi yardımları hemen ulaştırdı. Öyle olması gerekir. Mesela diyecek ki AFAD yetkilileri yani devletin kurumu, sizin gönderdiğiniz tır işte Maraş'a değil de Adıyaman'a gitsin. Öyle sevk eder. Veya Hatay'a gitsin. Ya da İskenderun'a gitsin. Bir de Mustafa Bey şimdi 13 tane vilayet diyor da bu 13 vilayetin bir sürü kazaları var. Tabii. Ve bu kazaların bir sürü köyleri var. Yani şey çok büyük. Mesela Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi diyoruz. İlçe ama kocaman şehir. Değil mi? Elbistan. 80 bin 100 bin nüfustan bahsediyorlar. Yani nüfus itibariyle. Hal böyle olunca yıkım çok fazla. Zaten şiddette 7-7-6 peş peşe. Yani jeofizikçiler bile aynı şekilde şaşırıp kalıyor. Yani böyle bir şey. Enteresan bir şey. Hikmeti ilahi tabii, sebebini bilmiyoruz. Yani şimdi istismar edenler var. Doğru. Kötüler var. Doğru. Akrep bal yapmaz. Ne kadar uğraşırsan uğraş. Akrep cibilliyetinde olan insanlar en kötü zamanlarında bile o cibilliyetlerini açığa çıkarır. Sokar yani. Yani yardım edemez, iyilik edemez, iyi söz söyleyemez. Mutlaka kendi menfaatine aynı şekilde birilerini, iyilik yapanları, yardım edenleri kötülemeye kalkar. Biz antiparantez yani İstanbul Havaalanı'na nasıl akın etti insanlar? Hani gidelim diye. Evet. Tabi o da AFAD'la koordine edilmesi lazım. Dolayısıyla mesela işte fiyatları yükseltenler var. Doğru. Ama mesela bize gelen haberlerde mesela Konya'dan bir şey yaptık. O işi bizzat organize eden burada biz çalışan bir arkadaşa diyor ki biz gittik esnafa. Esnaf elindeki malı devlet satın almak istiyor bazı şeyleri. Mal oluş fiyatına. Bazıları mal oluş fiyatının altında veriyor. Şimdi böyle insanlarımız da çok kötüler. Çok fazla hatta çok fazla. Onun için bunlar da bizi çok sevindiriyor. 3-5 tane şeyi bakıp da böyle insanların hepsini kötülememeli. Bu bir de ikincisi mesela ekranlarda habire kötülüyorlar işte. Depreme dayanıklı ev dediler de göçtü de falan filan. Ya bir dakika şimdi. Ben Balıkesir Gönen'de vazife yaptım. İlk gittiğimde Balıkesir Gönen'de, Gönen Üniversitesi Fethin Lisesi'nde öğretmendim. Gittiğimde ilk sene ben ilk defa Konya'dan gittim. Daha önce deprem yaşamadım. Orada sabah böyle daha yatak mahmurluğunda takır takır. Evde ahşap. Hakikaten ahşap. Böyle şey falan yok. Araları böyle onların hani Karadenizlerin yaptığı şeyler var ya böyle ağaçları şey var. Ağaçların arasını doldur vermişler. Her taraf ahşap. Zannediyorsun ki her an böyle takır takır her taraftan gürültü geliyor falan. Neyse durdu. Ben de kalktım okula gittim. Gönenli bir öğretmen. Ya dedi ben de helada yakalandım falan dedi. Ben dedim başıma ilk defa geliyor korktum. Dedi ya bu dedi korkulacak gibi değil dedi. Niye dedi? Bu dedi böyle dedi yan sallıyor. Bu tehlikeli değil dedi. 53'te Gönen'de bir deprem olmuş. Diyor ki adam, yola çıkmış, yolda gidiyor, yol yarılıyor, kapanıyor, adamın saç gözüküyor dışarıda. Kapanmış yani. Toprak için almış yani. Evet. Ve her evden en az 2 ceset çıktı diyorlardı. Yani Gönen yerle bir oldu. Yani Gönen haritadan silindi diyorlardı 53 depreminde. Onlar unutulmuş, şimdi 4-5 katlı binalar yapmışlar. Neye akıllık ettiler, neye kulluk ettiler onu da bilmiyorum falan da. Şimdi eğer böyle sallıyorsa, hani radyal sistem de yapmış, depreme dayanıklı. Tamam, radyal sistem. Bu bizim İhlas Holding binası da radyal sistem. Şimdi Mustafa Bey, bir bina radyal sistemle yapılmış. Böyle düz sallıyorsa, beşik gibi sallıyorsa tamam, o radyal sistem o belli bir şiddete esneyebiliyor. 7-8 dereceye falan dayanabiliyor. Peki öyle değil de alttan boşalma olursa, yarılırsa, binanın diyelim ki bir cephesinin altı boşaldı. Bina küt diye yan gidecek. Radyal sistem ne yapsın ona? Değil mi? Hangi sistem olursa olsun artık. Tabii. Şimdi kalkıp da birden onu gündeme getirip de vay sahtekar deyip de İnşaat yapan müteahhitlerin hepsini de kötülemek yanlış. O da yanlış. Bir kere bir ölçü kantar olması lazım. Ölçü kantar olması lazım. Hani zaman zaman mesela bize de diyorlar siz din adamlar. Hayır. Doğru olan, ehl-i sünnet itikadında olan, Allah rızası için çalışan imamlarımız var, din adamlarımız var. Bunları hep istisna tutuyoruz. Ama kötü olan, dini bozmak isteyenleri de söylüyoruz. Tamam, onu da söyle. Ama öbürlerini de söylememezlik etme. Söylemezlik etme. Devlet mesela şimdi organize ediyor. Yani zordur tabii. Allah-u Teala yardımcılar olsun. Şu anda da hani o organize ederken onun içinde de çürükler vardır. Bir de sihirli değnek yok ki elinde. Hemen her anında ulaşabilsin yani. Devlet ne kadar büyük olursa olsun. Yani babaannem rahmetli bir şey söylerdi de biraz kaba ama kavun değil ki poposunu koklayasın falan derlerdi. Öyle bir şey derlerdi falan, tamam mı? Yani. Ne bileyim ben onun nasıl bir deyim olarak kullanırlardı bunlar. Ya zahiren bakıyorsun eli yüzü düzgün bir insan görüyorsun. Ama hainin tekidir. Veyahut da fırlamanın tekidir. Yahut da aynı şekilde dinsiz, malsız aynı şekilde insanların başına gelen bela ve musibetlere dalga geçen alçağın tekidir. Ha. Nasıl? Zevk alan diyor. Zevk alan birisidir. İnsanların başına gelenler zevk alan. Böylesi de vardır. Onun için de ayırt etmemiz lazım. Yani konuşurken de dikkat etmemiz lazım. Ya oradaki inşaat yapan bütün müteahhitlerin hepsi sahtekardır dememeli. Oradaki aynı şekilde bütün insanlar kötüdür. Bütün insanlar, mesela İçişleri Bakanı bir ifade kullandı, hoşuma gitti. Zaten devlet yetkilisi olarak öyle kullanması yok dedi. Hani birkaç tane öyle şey yaptı. Onlar da zaten evet, tespit ettik evet, dedi. Böyle yağma mağma falan yok. Yani bu millet asil millettir. Yok, öyle fırsatçılık yani yapmaz. Olmaz. Fırsatçılık yapmaz. Allah-u Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun ve oradakilerin de yar ve yardımcısı olsun. Mesela tamam Türkiye kana alıyor ama akşam mesela yabancı televizyonlara baktım ben. Şeyi merak ediyordum. Suriye'yi merak ediyordum. 2000'e yakın orada da ölü var. Yani orada kurtaracak devletleri de yok. Devletleri de yok. Evet. Devletleri de yok. Bizim bir devletimiz var. Devlet böyle zamanda zaten lazım. Lazım. Yani devlet de Allah-u Teala razı olsun bütün kuruluşlarıyla beraber harekete geçti. Şimdi bazılar diyor ki bizim buraya kimse gelmedi. Ya arkadaş, Türkiye'nin bütün nüfusu uçarak böyle kanatlı değil ki. Yolların yarılmış, şeylerin yarılmış, köylere hala ulaşılmayan yerler vardır. Normaldir bu. Alan çok büyük, çok geniş. Tabii. Ben bir şey sorayım. Allah Teala korusun. Aynı musibet İstanbul'a gelmiş olsa, alabildiğine ta İzmit'ten başlayacaksın Tekirdağ'a kadar İstanbul, değil mi? Evet. Sana nerede sıra gelecek? Bana kimse gelmedi. Ne yapacak şimdi? Yani kaç, 16 milyon nüfus var. 16 milyon görevli mi başında duracak? Olmaz öyle şey ya. Elindeki devlet, elindeki askerin de aynı şekilde AFAD kadrosunda bulunan eleman, eğitimlerine, polisinde hepsini devreye sokmuş. Daha ne yapacak da? Daha ne yapacak? Yani şimdi paşa gönlü, benimki işte gelseydi değil. Bir de yapılan iş yani çok ince bir iş. Yani orada canlı çıkartmaya çalışıyorsun. Tabii. O paldır küldür dalamıyorsun yani. Evet. Yani hani şöyle olmuş olsa denize düştü de işte helikopterlerle gitti, şeyler attın, ipleri attın, bilmem neler attın, kurtardın. Evet. Tamam, bu öyle değil. Adam elinde aynı şekilde bakıyor. Ben diyor şu demiri kesersem bu blok bu içeridekinin üstüne tamamen göçer mi göçmez mi? Tabii. Değil mi? Tabii. Onu düşünüyor. Bazıları mesela bakıyor ki kesemiyor. Bacağının üstüne gelmiş, kolun üstüne gelmiş. ya kendini feda edecek ya bacağını feda edecek. Bacağını kesiyor. Onu da kesebilmesi için onu bayıltacak, bilmem ne yapacak. Yani 5 dakikada hemen bir işi halledemiyor. 5 dakikada halledemiyor. Hatta dün vardı, baktım muhabir. Burada diyor kimse görmemiş diyor. Bak diyor çocuklar bakıp duruyor orada falan. Beton blokların arası şey yapmışlar. Dedi yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Hani işimden dedim sen git yardım et. Sen gördün. Sen gördün, sen kurtar bari. Allah Allah. Bizim bir Gönendeydik de o Varto depremini mi ne, Erzincan'da bile o zaman bir deprem olduydu da orada anlatıyordu da ya dedi insanların dedi böyle dedi hani sadece kendine şey yapınca falan yardım kolisi geliyor onu diyor atıyor diyor bana kimse bir şey vermedi diyor. Böyle tabiatlı insanlar da vardır. Bunun için evet. Dikkat et. Hocam çok özür dilerim. O baştaki dinleyicimizin bir sorusu daha var. Hafif necaset üzerimizde diyor. Hani ne bileyim çamurdur, şudur, budur falan. Maliki mezhebinin yetesinde, Maliki mezhebinde çamur zaten necis değil. O kir. Evet. Kirle necaset birbirinden ayrılır. İdrar gaita olmadığı müddetçe. İdrar gaita konusunda olmadı. Kan. İdrar gaita kan. Bunlarda da İmam Malik Hazretleri ne kadar çok olursa olsun namaza mani değil buyuruyor. Tamam, Maliki mezhebini taklit edebilir. Evet evet. Peki efendim, 2. bölümde devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı insanların nefsi cimridir. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakîk-i Belhî Hazretleri Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddîn Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse nefsine cimrilik ettiği gibi, Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde salatu selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine cimri kime derler diye sual edilince, ihtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun yaşama arzusu ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır. Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanırlar. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümanlara emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz, bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü 3 tanedir. Bunlar bahillik, haset etmek ve riyadır. Zeynelabidin Hazretleri oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki: "Ey oğlum, şu kimselerle arkadaşlık etme. Zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. 1. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. 2. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. 3. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir." Bişri Hafi Hazretleri, "Cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır" buyurmuştur. Bekir bin Abdullah Müzeni Hazretleri de, "Bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe mütteki sınıfına geçemez" buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri, "Cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce, 'Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır' diye dua etmişlerdir." Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez. "Bu benimdir" diyemez. Kendisine verilen mal, ilim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır. Herkese "bunu niçin yaptın, niçin söyledin, niçin verdin" diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta "cennete giremez" buyrularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz bu Recep-i Şerif'te kılınan namazda hani şey yaparken önce kafirun mu, ihlas mı? Efendim, Kur'an-ı Kerim'deki sıra hiçbir zaman değişmez. Önce kafirun, sonra ihlas. Önce kafirun, sonra ihlas. Öyle bildiriliyor kitaplarda. Namazda okunurken mi? Namazda okunurken yani değişmez. Bazen 3 ihlas, bir Fatiha falan deniyor ya. Şimdi o da mesela Fatiha önce mi okunacak, ihlas mı? Ona da ben merak ederim. Kitaplarda cevap var onun. Fatiha-i Şerif dua niyetiyle ihlastan sonra okunabilir buyuruyor. Tamam. Hatta hatim bittikten sonra yeni hatime başlamak için Fatiha-i Şerif de okunur buyuruyor. Hatta Bakara suresinin ilk 1. sayfası Elif Lam Mim, o da okunabilir buyuruyor. Efendim bazen dedi böyle de aile içerisinde veya gittiğimiz yerlerde dedi işte gıybet ediliyor falan dedi. Ben dedi ikaz edince olanı söylüyoruz falan. Demiş, olanı söylüyorsan gıybettir. Olmayanı söylüyorsan iftira olur o zaman. Daha büyük günahtır. Dedi üzüldüler, kırıldılar falan dedi. Kalbimi kırdım. Burada kalp kırılmaz. Burada kırılan nefistir. Nefisler kırılır. Kalp kırılmaz. Onun için endişe etmemeli. Efendim gelelim bu dinleyicilerimizden bayağı bize müracaat edenler oldu bu konuda. Zekatlarımızı depremzedelere verebilir miyiz? Tabii verebiliriz. Ama nasıl? Doğrudan doğruya olmaz. Çünkü karşımızda aynı şekilde bu vekaleti kabul edecek bir tamam devlet kurumu ama herkes haralan görülen. Bunu yapmaları mümkün değil. Evet. Bunu yapmaları mümkün değil. Dolayısıyla deprem bölgesinin dışındakiler oraya zekatları varsa göndermek istiyorlarsa bilen birisine hatta böyle bize ulaşıp da vekalet veren de oldu. Devrini yapabilir misiniz diye. Altınla devrini yapacak. Ne kadar? Diyelim ki 5.000 lira göndermek istiyorsun. 5.000 liralık zekatın var falan. Bilen bir fakire dersin ki böyle bir durum var falan. O der ben sana yardımcı olayım. 5.000 lira diyelim ki hadi 1.000 lira diyelim gramı. 5 gram altın. Zekatım olarak bu altını sana verdim. O da aldım kabul ettim dedi. sana hediye ettim dedi. Bunun bedeli verilecek 5.000 lira. Tak diye oraya gönderebilirsin ondan sonra. Mesela hani nereye gönderelim? Bir sürü hesaplar var. AFAD'ın bünyesinde falan açılmıştır. İhlas Vakfı'nın da var. İhlas Vakfı'nın da. İhlas Vakfı sitesine girildiği zaman orada zaten depremzedeler için gönderilecek ayrı hesaplar var. Hemen o hesaplar yatırılabilir. Hatta şeyde bile var. Söyleyiver. Almanya'da bile. Mesela orada Türkiye Gazetesi çıkıyor. Hakikat Vakfı diye bir vakıflar var. O Hakikat Vakfı da depremzedeler için, yani Türkiye ile koordineli olarak hesap açmış. Mesela bazen yurt dışındaki dinleyicilerimizden bazıları diyor ki hani bu şekilde de. Evet, o şekilde de. Çünkü o hesaplar onun için. İhlas Vakfı da mesela hasseten belirtmiş depremzedeler için diye. Oraya gönderiyorsun. Mesela dün o tırı gönderdikleri gibi orada toplanan paraları da hemen AFAD'a teslim etmişler. Nakitleri de teslim etmişler. Yalnız şeyleri de yani eşyalar falan filan toplanırken de yine sormakta fayda var. Çünkü mesela bazı oradan yola çıkan tırlar ve dağılışlar var. Bayağı aynı yardım diyorlar. Evet. Yani onlar bayağı aynı şekilde bol gönderilmiş galiba. Çok fazla. Çok fazla gönderilmiş. Nakdi gönderilirse evet, daha faydalı olur. En temiz oluyor. Nakdi olarak gönderilirse. Nakdi olarak gönderilecekler de AFAD'ın bildirdiği, Kızılay'ın bildirdiği, yani efendim ben bilemiyorum oralara ulaşamıyor. İhlas Vakfı'na ulaşır. İhlas Vakfı'nın da aynı şekilde orada hesap var. Oraya yatırılabiliyor. Bir de şöyle oluyor. Mesela benim yaşadığım bir şey. Yani bizi de arıyorlar dinleyicilerimiz İhlas Vakfı falan deyince onları oraya yönlendiriyoruz. Onda bu problem yok. Ama birisi dedi ki ya işte ben para göndereyim İhlas Vakfı'na. Onlar sadece ben istiyorum ki çocuk bezi alıp götürsünler. Şimdi bu olmaz. Bu zor. Böyle bir zamanda olmaz. Çok zor olur. Yani hani onu sen kendin ferden yapıp al çocuk bezini o zaman git götür tırın içine koy. Tabii, o olabilir. Tabii, o olabilir. Ama yani vakfı veya işte beni bu şekilde bir sorumluluğun altına sokma yani. Beni de sokmasın. Tamam. Gözümün içine bakın. Olmaz onu yapamayız. Şimdi mesela bazen biz burada anlatıyoruz ya şey olarak akika için. Mesela bunu Allah-u Teala'nın dinini yaymak için vermek. Kitap için vermek falan. Aynı bedeli. Mesela bir dinleyicimiz dedi ki ben de tamam şey yapayım falan. Ondan sonra neyse vekil etti. O şekilde aldık. Aradan zaman geçti. Dedi video gelmedi. Dedim bir dakika abla, yaşça benden büyük. Biz dedim biz size anlatırken dedi ki eğer kestirmek istiyorsan İhlas Vakfı sitesine gir. Ver vekaletini kestir. Yok. Yani sizin dediğiniz o şekilde daha çok sevap almak için bize gönderseniz bizim öyle videomuz falan yok. Yani senin gönderdiğin parayla aynı şekilde dağıttığımız kitaplar, videosunu falan çekmeyiz. Öyle bir zamanımız olmaz. Sana iyilik olsun diye yapıyoruz. Yani bir Müslümana iyilik olsun. Sana sevabı fazla olsun diye söylüyoruz bunu. Yoksa biz bu işlerle aynı şekilde meşgul olmuyoruz. Mesela bize müracaat eden işte zekatımın altında devrini yapabilir misiniz? Ondan sonra iskatımızı yapabilir misiniz? Biz kaç para vereceğim, ne vereceğim ona bakmıyoruz. Çünkü burası bize ait bir yer değil. Biz görevliyiz ama burası büyükler aynı şekilde açmışlar. Biz bunların hiçbirisini geri çevirmeyiz. Yani bu kapıya gelene git denmez yani. Hayır. Geri çevirmeyiz. Bizim kapımız değil. Ama yapacağımız şeyi de söylüyoruz. Vazifemiz bizim zekat toplamak, ondan sonra ne bileyim iskat yapmak değil. Çocuk bezi alıp göndermek değil yani. Vazifemiz o değil bizim. Yani onunla bizi meşgul etmeyin. Ama nakdi olarak hani ulaştırabileceğimiz, yapabileceğimiz şeyler olursa hay memnuniyetle. Yoksa parasını şekilde gönderiyorsan bir de artık şey yapma. Hani bu işler gönül işleri. Güveniyorsan gönder. Güvendiğin adamın da arkasını arama artık. Acaba çocuk bezimi aldı, şeker mi aldı, çorba mı da aldı? Onu düşünme artık. He. Onu düşünme. Çünkü sen Allah rızası verince o sevap otomatik olarak geliyor. Gider. Ha bir de şey merak ediliyordu. Bu depremde ölenler var. Depremde ölen, yani yıkık altında kalarak ölen şehit olur mu? Olur. Çünkü saatte biriydi, uzun yazılmış. Mesela bir binada yangın oldu, yanarak öldü. Ondan sonra gemi battı, boğularak öldü. Kendi memleketten uzakta garip bir şekilde aynı şekilde etmedi. Bunların imanlar varsa bunların hepsi şehit olarak ölür buyuruyor. Uçak düştü, öyle öldü. Evet. Veya yukarıdan düştü, balkondan düştü, öyle öldü. Veya salgın hastalıkta, mesela pandemi döneminde o dönemde öldü. Bunlar için hep kitaplarda buyuruyor ki şehit olur. Peki şehit olarak ölmek ne kazandırır? Allah-u Teala bir kere günahlarını affeder. İki, kul hakkını bile üzerine alır Allah-u Teala. Helallaştırır kul hakkı sahipliğiyle. Ve en büyük şey de ruhun bedenden ayrılması çok kolay olur. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir misal vermişler bizim anlayacağımız şekilde. Bu din büyüklerinin her asırdaki insanlara, talebelerine, sevdiklerine bir teşbihte misal veriyorlar. Mesela buyurmuşlar ki bir talebesinin karışı buyurmuşlar. Şimdi mesela ameliyat olmadan önce narkoz veriliyor ya buyurmuşlar. Narkoz veriliyor. Şimdi mesela belli bir bölgeyi uyuşturuyorlar, şimdi oraya iğne yapıyorlar falan. Ama belden üstlerini seni yapıyor. Hatta ekrandan da bak diyor, şimdi senin bacağındaki şeyleri görüyorsun falan. Görüyorsun hakikaten. Hatta bazen şimdi o bedeni yapmadan önce içeriye girebiliyorlar vücudun içine. O da seni seyrettirebiliyorlar. Acı hissetmiyorsun. Acı hissetmiyorsun. Bunun gibi işte Allah-u Teala melekleri vasıtasıyla o bir orada hani bugün anlayacağımız dille söyledi. Bir narkoz yiyor. Dolayısıyla ölüm acısını hissetmiyor. Böyle bir durumu da söz konusu. Demek ki zekatını göndermek istiyorsa altınla devrini yapıp bedelini aynı şekilde gönderebiliyorlar. Efendim bir de dinleyicimiz de ki yurt dışındaki bankalarda işte hesap açtırıp dedi orada biriken oluyor falan. Onu alsınlar. Yani bu yurt dışı fark etmez bütün bankalar. O bankalardaki fazlalık alıp kullanabilir. Alıp kullanabilir. Kendi ihtiyacı varsa kendi ihtiyacına da kullanabilir. Efendim benim gelirim aynı şekilde müsaittir. Bunları kullanmak istemiyorum ama o zaman onu mesela şimdi deprem bölgesine gönderebilirsin. Ondan sonra ne bileyim dini İslam'ın yayılmasına hizmet için aynı şekilde gönderebilirsin. Bunları bu şekilde bu fedakarlık bunları kullanabilir misin? Kullanabilirsin. Efendim son dinleyicimizin de suali zaten buna yakındı. Uzun vadeli dedi bankalarda değil sabacıp dedi uzun vadeli yatırım maksatlı öyle tutabilir mi? Tutabiliriz tabii. Uzun kısa fark eder mi? Fark etmez. İkisi de aynı şekilde olabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.